Zaten aracımı az kullanıyorum. Böyle bir dönemde kaskomu yenilemesem mi acaba? Diyenler, sizi anlıyoruz. Ve Sompo Sigorta olarak size yepyeni bir çözüm sunuyoruz. Aylık kasko. Yıllık yaptırmak yerine aylık kaskonuzu 30 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Hem çalınma, çarpışma, yanma teminatları ve asistans hizmetlerinin hepsinden yararlanın. Hem de hasarsızlık indiriminizi kaybetmeyin. Dilediğiniz zaman da standart kaskonuza geçin. Detaylar Sompo Sigorta acentelerinde. Sompo Sigorta. Biz sizi anlıyoruz. Merhabalar, bir Sektör Ekstra'da sizle tekrar birlikteyiz. Farklı konu ve konukları yayınımıza getiriyoruz. Bu programımızın sigorta ekranının bu bölümünde Sektör Ekstra'da daha doğrusu. Bugün bol konuşacağız. Farklı şeyler, sektörün dışında bir takım şeyler konuşacağız. Program konuğumuz Muhammed Erdoğan. Sevgili Muhammed, yayınımıza hoş geldin. Merhaba Can abi, hoş bulduk. Nasıl iyisin? Her şey yolunda mı? Ben senin vallahi sesini alıyorum. Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz abi işte. Evlere kapandık, evde bekliyoruz. En azından şimdi bu yasaklar kalktı. Biraz çıkmaya başladık. Turistler gelmeye başladı. İlk turistleri çok komikti. Belki izlemişsinizdir. İşte otel personeli alkışlarla falan karşılıyor. Onlar da neye uğradıklarını şaşırıyorlar. İlk uçak indi. Onu su taklarıyla falan karşıladık. Böyle güzel şeyler olmaya başladı. Yavaş yavaş vallahi, çıkıyoruz pandemi şeyinden. Türkiye ekonomisi için gerçekten zor günler sevgili Muhammed. Yani bilhassa turizm bundan çok etkilendi. Havacılık sektörü keza öyle. Ve Antalya'da yaşıyorsun sen de. Tabii ki Antalya esnafı, bütün ekonomisi turizme bağlı ağırlıklı. O yüzden çok sıkıntılı günleri siz de bu taraftan yaşadınız. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için öncelikle. Ben teşekkür ederim. Sigorta Sektör Ligi dedik. Biz istersen baştan bunun bir hikayesiyle başlayalım Muhammed. Yani bir otelin lobisinde seninle bir araya gelmiştik kaç yıl önce. Sevgili Allah rahmet eylesin Mustafa 2000, ile birlikte. 2015, tabii 5 sene oldu. 5 sene oldu. Yani ilk biz oradan yerel başlamıştık buna 2014 yılında. İşte 3. sezondan itibaren ulusala çıkarttık. Onun çalışmalarını yapıyorduk. İşte o esnada Mustafa'yı kaybettik. O çalışmalar öncesi. Öyle. Ondan beri devam ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Ben bir gün tanıdım. İki kere karşılaştık. O gün konuşmamızda bana şunu söylemiştin Muhammed. Yani biz sektör zaten stresli bir sektör Can Bey. Biz burada öyle bir şey yapalım ki biraz toprağa bassınlar. Sektör çalışanları, bütün paydaşları biraz streslerini burada atsınlar. Belki acente toplantıları yapılıyor ama bu hani acente toplantılarında rutin şeyler yapılıyor. Burada biraz futbol oynayalım. Bunların dışında yani acente toplantılarının dışında da hem bir yarışma duygusu da olsun ama hani millet de birbirini kasmasın. Güzel eğlenelim hep birlikte. Çoluk çocuk gelsin, bir panayır, bir piknik havasında olsun, top oynayalım, eğlenelim falandık. Öyle de çok da güzel başladı. Şimdi istersen o günlerle ilgili sen de bir görüşlerini bildir. Sonra yavaş yavaş bugünümüze doğru gelelim. Ne dersin? Abi çok güzel günlerdi onlar aslında. Yani bizim için baktığın zaman çok stres yüklüydük biz yine. Hani sen de biliyorsun ben 2010 yılında acent oldum. O tarihte trafik konuşuluyordu. Seninle o konuşmamızda trafik konuşuluyordu. Bir röportajım var Akif Bey'le, TSB Genel Sekreteri. Orada da hani sektör burada artık trafik konuşuyor. Orada da trafik konuşuyormuşuz. Yani bu sürekli trafik. Biz o dönem gerçekten çok zorlu bir süreç atlattık biz. Kayıplarımız oldu işte maddi anlamda çok büyük şeydeydik.
Neyse bunları geçeyim ben. O süreçte hani neler yapabiliriz, ne yaparız diye düşünürken bizim burada elimizde imkan var. Yani o gün de bahsetmiştim sana. İlk biz ulusala çıkacağız. Bunu planlıyoruz. Hani bu artık yerel yaptık, başarılı oldu, takım sayısı arttı burada. Bölge müdürlükleri geldi, acenteler, servisler falan. Ulusala çıkartalım bu işi diye. Bunu nasıl yapacağız? Şeyleri aramaya başladık biz. Bölge müdürlükleri kanalıyla işte genel müdürlükleri vesaire. Sana da bahsetmiştim. Tur asisti aradık. Orada Esra vardı o dönem, insan kaynakları. Can abinin haberi var mı bu işten dedi. Biz ilk ulusal çalışmaları yapıyoruz ya. Ben de seni izliyorum abi. Yani şeyde finansal forumda mıydı? Üniversite yıllarından falan takip ediyorum. Gazeteciliğini falan biliyorum ama hani sektörle ilgili hiç şeyim yok. Can Kantar'a gidelim bu işi şey yapar falan gibi bir düşüncemiz de olmadı. Şimdi var dedim ben, haberi var tabii. Yani hani birazdan olacak aslında da o anda var yani. Ondan sonra oradan onunla konuştuktan sonra çıktık. İşte sana ulaşmaya çalıştım. Öyle bulduk falan, bir şekilde başladık. O dönem hani zaten müşterilere bir şeyimiz yok. Yani bizim işimiz işte fiyat alıyoruz, fiyat veriyoruz. En uygun ne? Şirketler acentesiyle rekabet ediyor falan. Öyle bir ortam. Bir de acente toplantılarından ziyade işte genel müdürler, genel müdür yardımcıları, işte pazarlama müdürleri geliyorlar bölgelere. Bölge müdürü işte bu üretimi çok yüksek bu acentenin, buna götüreyim ben sizi. Hani %80'ini o yapıyor, o şirketin o bölgede üretimini. Tabii doğal olarak ona götürüyorlar. Ama geri kalan şey %80'lik küçük acente grubu genel müdürün geldiğinden bile haberi yok yani. İşte biz bunu nasıl yapabiliriz dedik. O her dönem futbol revaçta. Futbol insanları birleştiriyor, bir araya getiriyor. Şimdi mesela seyircisiz maçlar oynanıyor. Hiçbir işe yaramıyor yani. Hiçbir görüntü anlamında tadı tuzu yok. Aynı şey gibi komedide gülücükleri çıkartırsan ne kalır? Onun gibi bir şey yani. Biz de işte futbolla yapalım bu işi dedim o dönem. Öyle yaptık. Yani şirketlere gittik. Evet. Böyle başladık çok yani. Ya çok keyifliydi ve ben de birçoğuna katılmaya çalıştım. İzledim de bazılarını, sizin yanınızda olmaya çalıştım ama çok keyifli, hala da olabilir. Yani şu anda pandemi nedeniyle sektör tabii ki öncelikleri değişti. Tam da senin turnuvanın, turnuva diyoruz ama bu eğlence aslında, bir hani yarış ruhu tabii ki her şeyde olmalı ama. Ben buna şey diyorum abi, sözünü kesiyorum. Hani spor temelli pazarlama iletişimi deniyormuş, bunun havalı ismi buymuş. Hani ben de bundan sonra onu kullanacağım. Çünkü öyle yani, orada genel müdür dibinde koltuk teması yani ve gergin değil ortam. Anlatıyorsun. Anında mesela bir genel müdürün ben telefonla acentelik verdiğini gördüm yani, kendi gözümle gördüm. Ondan sonra işte sorunlarını anlatıyor acente, oraya gelen işte genel müdür yardımcısı vesaire. Ondan sonra ortaklıklar oluşuyor. Mesela sırf bunun için oda aldı benden, ismi önemli değil, yani bir firma, bir oda aldı ve burada konuşuyor şeylerle, şirket yetkilileriyle falan konuşmak için, sadece onun için geldi ve burada bayağı bir işler yaptı. Hani bu anlamda da ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama bu son süreç, pandemi süreci tabii ki, Nisan ayında biz normal rutin sezonumuz bizim, dönemimiz. Nisan ve Ekim aylarında yapıyoruz. Nisan'ı yapamadık. Malum nedenlerle işte genelge çıktı. Biz oyuncuların sağlığıyla tabii ki çok önemli bizim için. Bunu ertelemek zorunda kaldık. Bundan sonrası için farklı projelerimiz var. Muhammed, sonuçta sigorta sektörü orada dediğin gibi bazı acenteler de birbirleriyle bir takım anlaşmalar yaptılar. Orada büyüdüler. Evet, çok büyüdüler. Farklı. Bu arada ilerleyen dakikalarda unutamadığın güzel, esprili bir anım var mı diye soracağım. Şimdiden düşünmeye başla diye söylüyorum. aslında bizim sektörün spora ilgisi çok yüksek. Mesela işte birçok şirketimiz sponsorlukları var. Futbola, basketbola, voleybola, çeşitli dallara. Dün bir tane HDI Sigorta'nın bir filmi yayınlandı. Çizgi, bir illüstrasyon, bir çok güzel
storyboard gibi çok güzel bir şey yapmışlar. Bugüne kadar yaptıkları sponsorlukları bir araya toplamışlar. İstersen bu program zaten futbol konuşuyoruz, spor konuşuyoruz. İstersen bir 30 saniyelik onu izleyelim, sohbetimizi öyle devam edelim. Tabii ki. Her zaman her yerdeyiz. Efsane kulüplerin smaçlarında, paslarında, bloklarındayız. Bazen volede, bazen ikili mücadelelerdeyiz. En sert şutlarda, en zor turnikelerde, en klas sayılardayız. Tekerlekli sandalye basketbolunda da, handbolda da biz varız. Peki biz kim miyiz? Futbol, voleybol, kadın basketbol, handbol, tekerlekli sandalye basketbol branşlarında birçok takıma farklı alanlarda sponsor olan HDI Sigorta'yız. Her zaman, her yerde HDI. Ben burada Ceyhan Bey'e bir sistemde bulunacağım. HDI takımın kendi takımı var, futbol takımı da var. Onlar çeşitli turnuvalara katılıyorlar. Ben de işte her turnuva öncesi davetiye gönderirim. Ceyhan Bey çok ilgili bir insan, dönüyor. Yani katılamayacaksa kendi bizzat mail olarak dönüyor. O açıdan da çok teşekkür ediyorum kendisine. İşte bir türlü uymadı program. Bir farklı acente toplantısı oldu vesaire. Ben çok istiyorum HDI takımını, hani bu kadar sponsor oluyorsun. Senin takımın nasıl bakalım, gel görelim diye. Çok merak ediyoruz, izlemek istiyorlar. Bize talep de var mesela, acenteler HDI niye yok, niye gelmiyor falan serzenişinde bulunuyorlar bize. Şimdi şöyle diyeyim ben, aslında Ceren Bey dediğin gibi çok ilgili konulara ama başı çok yoğun. Ama mutlaka görmek isterdik. Sen şimdi böyle deyince aklıma şey geldi. Yani isim vermeyelim şirketin ama bir sene böyle çok havalı bir şirket de gelmişti oraya, biliyorsun. Tam böyle iki takımlı geldi. Avrupa'da büyük böyle başarılar elde etmiş falan. Hani biz bu işi, hani hangi takımımız alırız kupaya gideriz diye ilk turda elenmişlerdi. Muhammed yanlış hatırlamıyorsan, değil mi? Ama abi onların mesela dörtlü ya grup. Diğer iki takım final oynadı yani. Ve final oynadı, bir tanesi de şampiyon oldu. Öyle bir gruba düştüler. Biz sonrasında kural değiştirdik zaten. Hani, evet evet. Biz sonrasında kural değiştirdik. Aynı gruba sokmuyoruz öyle. Hani emeklilik ve sigorta olarak ayrı şirket olduğu zaman aynı gruba sokmuyoruz yani. Öyle bir durum var. Evet. Şimdi orada eğleniliyordu, keyifli vakit geçiriyorlardı acenteler. Sonuçta hatta elit maçlar yaptın. Birçok önemli isim de geldi, maçlarda oynadı. Biraz da kısaca onlardan bahset, hemen yavaş yavaş günümüze geçelim. Şimdi bu hani nasıl daha popüler hale getirebiliriz diye düşünürken ben Ceyhan Bey'le görüştük. Etika Sigorta şu anda. O söyledi, yani ondan çıktı bu fikir aslında. İşte şirket üst düzey yöneticileri olur, hani medya mensuplarıyla olur bir maç vesaire olabilir. Hani bu da ilgiyi oraya çeker. Hani genel müdür gelirse takım da gelir falan gibi, ondan bir görüş çıkmıştı. Biz öyle uyguladık, öyle başladık. Gerçekten hani çok etkili oldu. Ligin duyulması anlamında çok etkili oldu. İşte önemli isimler geldi. Birçok genel müdürümüzü gördük elit maçlarda. Hani biz orada o maça ben mesela istediğimiz zaman duruyoruz. Kokteyl havasında bir maç diyorum ben ona. Bir tanesine işte sen de katılmıştın abi, biliyorsun. Öyle performansları biraz düşük genel müdürlerimizin. ama zaten o ciddi bir maç değil. Kokteyl havasında öyle kaynaşma, güzel muhabbetler vesaireler. Güzel şeyler oluyor orada. Elit maçımız devam edecek yine. Belki farklı sektörlerin genel müdürlerini de alacağız. O şekilde devam edecek ama edecek yani, o güzel bir proje. Bir önemli kesimi de şuydu. Sadece sigorta şirketi, acente falan değil de aynı zamanda sektörün diğer paydaşları. Mesela çok önemli birkaç yıl üst üste eksperler çok iddialı bir şekilde de katılmışlardı. En üst şeyde Yalçınlar, şeyler, Fikretler falan, hepsi böyle çok iyi eski futbolcular, o ekip haline katıldıklarını biliyorum ben.
Sonunda Sigorta Şirketleri Birliği TSB de sponsor oldu. Birkaç sene de öyle devam etti sanki. Şimdi günümüze evet. gelelim. İstiyorsan nedir son evrildiği sigorta sektör liginin evrildiği taraf nedir? Tamam. TSB'den biraz bahsedeyim abi öncesinden hani söylediğin için. Bir yazı yazmıştın sen. İşte sektörde gençliğinde futbol oynayan yönetici kim diye. İşte Mehmet Akiferoğlu orada gördüm. Ya dedim hani futbolla ilgileniyor falan şey bir bakayım dedim Facebook'tan. Biz arkadaşmışız zaten onunla. Daha önceden öyle şey yapıyoruz falan. Ondan sonra yazdım ben. Şeyden Facebook'tan yazdım. Tabii numarasını falan bilmiyorum. Mesaj olarak gönderdim. Bana dedim numaranı gönder dedi. ben de yazdım. Sonra işte aradı. Dedi şimdi şartlar ne şudur nedir budur. Tamam sen bunları boş ver dedi. Biz buna dedi sponsor olalım dedi. Olur dedim. Daha önce Generali Sigorta isim sponsorluğu yapmıştı ama bir şirketin isim sponsoru olması diğer şirketlerin buraya gelmesine biraz şey yapıyor, engelliyor. Hani ben niye başka bir şirketin olduğu şeye geleyim, hani turnuvaya geleyim gibi bir şey oluşabiliyor. TSB'nin olması çok iyi oldu. Hani yani bir çatı örgüt sonuçta ve bunun altında şirketlerimiz var. Onlar sirkü yayınlıyorlar, şirketlere gönderiyorlar. Bu sayede de hani katılım oldukça iyi oldu. Yeni dönemde artık bu işi biraz daha böyle sigortacılara diğer sektörlerle buluşturalım istiyoruz. Kendimizi tanıtalım. Çünkü bazı kötü algılar da var sigortacılıkla ilgili. İşte bu yine bunu futbolla yapacağız biz. Hani diğer şirketleri de buraya alalım. Diğer sektörleri de buraya alalım. İşte ben devletin listesinde bir 25-26 tane sektör çıkartmış. Bunlardan mesela belli başlı tabii ki sınırlı tutacağız bunu. Biz yine sigortacı. Sonuçta ben her şeyden önce sigortacıyım. Öncelik vererek, yine sektöre öncelik vererek kendimizi artık biraz daha tanıtalım istiyorum. Bunu da yine futbolla yapacağız. Bu çok yani sinerjisi çok yüksek futbolun. Takip edeni de çok. Bunu da yaparsak futbolla yapacağız. Orada da şunu sorabilir miyim bu arada? Sonuçta yani bu sigorta sektörüyle devam edecek. İsmi değişecek sadece değil mi? Bunu anladığım o. Yani isim olarak sektör ligi düşündük. Yani çünkü sigorta sektör ligi dediğimiz zaman sadece hani bize özel bir şey oluyor. Bunu sektör ligi olarak tertiplersek daha genele yaymış olacağız. Burada bütün sektörleri kaynaştırmış olacağız. Biz bundan önce artık biz Avrupa'ya takım gönderiyoruz. Avrupa'daki bazı güzel prestijli turnuvalar var. Biz buraya takımlar gönderiyoruz. Şeker Sigorta gitmişti daha önce. Şimdi Quick Sigorta Margaz takımını göndereceğiz. Ekim ayında o da ertelenmişti. Onlar da Ekim ayında gidecek. Şimdi orada biz bir işbirliğine gittik. Bazı kriterler var tabii. Onların da bazı dayatmaları var. Yani bu şartları sağlaman gerekiyor. Bizim bu business kapa takım gönderebilmen için. Biraz da onlarla uyumlaştırdık. Orada işte yani organizasyonu görmenizi isterdim. İnanılmaz bir şeydi. Yani bütün maçlar canlı çekiliyor. Hakemler var, VAR sistemi var falan. Tamam bunları uyarız biz bir şekilde sağlamaya çalışırız. Ama benim orada hani temas olmasın adına bir tek kabul etmediğim onlar mesela 6-6 ya da 7-7 şu anda hatırlamıyorum oyuncuyla oynuyorlar. Biz 8'e 8 de daha büyük sahalarda oynuyoruz. 60'a 40 sahalarda oynuyoruz. Şimdi bir tek onu kabul etmedim ben. Onu uyumlaştırmaya çalışıyoruz. Benim de Avrupa Birliği'ne uyum çabalarım var şu anda. İşte öyle bir şey yapacağız. Şimdi aslında şunu söyleyeyim öncelikle. Bir kere şimdi arkada dönen videoda Mehmet Akif Bey'i gördü. Bir kere turnuvaya katıldığında çok şişmanmış. Şimdi filinta gibi kendisi. Bence çok orada onun için bence kilit bir devir şey olmuş o dönem. O turnuva onun için bir nasıl diyeyim aslında kilosunun fazla olduğunun farkına vardığı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum ben. O günden sonra çünkü kendisine inanılmaz şey yaptı, dikkat etti ve ciddi çok güzel kilo verdi. Şimdi filinta gibi o da. Şimdi burada şöyle bir durum var. Göbekli falan da buralarda yani şey. Mehmet Akif Bey.
Ali Ünal da burada abi. Performanstan şey olmuştu. Bayağı yorulmuştu. O da sonrasında bayağı zayıfladı sanırım. Ben şunu sorabilir miyim? Aslında büyük bir avantajdı değil mi? Bu sene mesela sen son senelerde turizm yoğunluğunun fazla olması nedeniyle Antalya'da oda bulamadın. Çok yüksek fiyatlara tabii çıktı odalar otellerde. Son 1-2 seneyi bu zorluklar içerisinde gerçekleştirdiğini biliyorum ben yakından. Şimdi tam oda fiyatları ucuzlama ihtimaline karşılık çünkü bu sene çok turist gelmeyecek. Görünüyor. Onlar iç turizme biraz turizm oteller yöneleceği varsayılıyor. Tam böyle bir dönemde aslında çok daha rahat olurdu değil mi senin işi? Abi şimdi geçen yine görüştük bizim otelci abilerimizle. Şimdi bu %50 doluluk olayı var ya, ondan dolayı da yine fiyatları düşüremeyeceklerini söylüyorlar. Hani böyle devam ederse öyle olursa, onu açmazlarsa diye. Ki ben şu anda fiyat veremiyorlar. O kadar zor durumdalar ki adam neredeyse ağlayacak yani öyle bir şey. Şimdi diyor ben diyor sana burada 100 oda verirsem diyor %50 dolulukla geri kalan zaten kapatmış olacağım diyor. Oteli kapatacağım diyor. Sen de benden illaki düşük fiyat isteyeceksin diyor bu kadar oda diye. Yani gerçekten inanılmaz zor durumdalar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani şimdi bir tek otel alabildi şu anda o belgeyi henüz. Bakalım yani neler, fiyatların hani öyle düşeceği de beklenmiyor. Çünkü o %50 doluluktan dolayı. Hem %50 doluluktan dolayı hem de daha önce benimle görüşmelerimde şöyle de bir netice çıktı. Benim anladığım şu, aslında bazı oteller hiç bu sene açmayı da düşünmüyormuş. Evet, öyle de bir durum. Tadilata girecekler abi. Aynen öyle. Peki sen bu yeni... Yeni organizasyonla ilgili de bir görüntü var. Rejiden onu isteyelim. Onu da bir izleyelim birlikte. Sohbetimizi öyle devam edelim. Olur mu? Tamamdır. Hadi inşallah diyorum yani yapacak bir şey mi? Çok güzel görünüyor her şey. Planlar süper. Evet. İnşallah istediğin gibi olur her şey. Bu arada sen bu dijital, biz evlerde kapanmışken bir de dijital futbol turnuvası mı yaptın? Ne yaptın sen? Biraz da ondan bahset. Abi onda da yine oturuyoruz ya evde. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gündemde kalmaya çalışıyor falan. Biz de hani unutmayalım, hatırlanalım bir şekilde. Yani sonuçta bizim buraya gelmek isteyen takımlarımız vardı. Yani ön kayıt yaptıran takımlarımız da vardı. Genelde onlardan zaten katılım oldu. Bunu araştırdım ben. İşte nasıl yapabilirim? Metin aklıma soktu benim de. Şeyde yine Facebook'ta yazışırken abi neden böyle bir şey yapmıyoruz falan diye. Oradan işte birkaç ajent arkadaştan biz gireriz. Şöyle olur, böyle olur falan. Ondan sonra tamam araştıralım da nasıl oluyor bu iş? Hiç yabancı olduğum bir konu yani benim. Ondan sonra işte bir mobil uygulama bulduk bununla ilgili FIFA'nın. Sonra denemelerini de yaptık. Gerçekten güzel bir olay. Zoom uygulamasıyla mesela canlı bağlanıyoruz. Oynayan arkadaşlar orada ekran açıyorlar. Biz de onları seyrettik falan. Böyle güzel bir şey oldu, aksiyon oldu arada. Keyifliydi. Yani öyle şey de mesela fiziksel temas da olmuyor burada. Atışmalar falan oluyor işte. Onlar da çok keyifli. İkincisini de yapacağız onun bu süreçte. Bakalım hani daha şey yapamazsak, fiziki olarak yeşil sahalara inemezsek dijitalden devam edeceğiz birkaç turnuva daha. Peki. Muhammed senin bu spor merakın, ben seni takip ediyorum tabii. Sosyal medyadan da takip ediyorum. Futbol, çocukları futbol takımlarına koşturuyorsun. Bir taraftan bisiklet biniyorsun falan. Yani bu
Hani sen acente misin, sporcu musun? Yanlışlıkla mı acente oldun? Biraz ondan bahsetsene bize. Ben acenteyim abi her şeyden önce. Seviyorum da hani sigortacılığı da seviyorum. Ben basketbol oynadım gençliğimde. İşte burada bir kulüpte oynadım, üniversitede oynadım. Ama futbolla hiçbir ilgim yok. Yani oynayamam. Yani beni görseniz, yani gördünüz zaten elit maçta da. Hiç yani futbolla alakam yok. Ama hani oğlum da anlayamadım. Benden iyisin diyorum, orası kesin. Ha. İşte bakmakla bir şey olsaydı kediler kasap olurdu abi yani. Öyle bir şey var. Doğru. Şimdi oğlum da hani salon sporlarıyla uğraşsın istiyorum. Futbol çok böyle şey gibi geliyordu o dönem bana. Vahşi bir spor gibi geliyordu. Ondan sonra işte ama çocuk şeye yetenekli çıktı. Yani futbola yetenekli çıktı. 3 yaşında bir vuruyor topa. Yani nasıl bir şeyse şutsa 3 yaşında. Öyle gönderdik işte. Burada Antalyaspor'un altyapısına falan seçildi. Ben de onun peşinde koştururken sonra orada işte bu çocukları biz altyapıya kazandırabiliyoruz. Futbol okulundan yani Antalyaspor'un altyapısına kazandırabiliyoruz. Alanyaspor'un kazandırabiliyoruz vesaire. Ama olmayanı da elinde kalıyor yani. Ne yapalım? Bunları biz değerlendirelim yani. Bir şekilde çocuklar top oynamak istiyor. Hadi siz gidin, işiniz bitti, sizden olmaz falan demek çok saçma oluyor. Bir kulüp kurduk. Yani ben orada o kadar duygusal anlar yaşadım ki abi inanamazsın. Yani kulübü kurduk, ilk maçımıza çıktık. Karşımızda şey 11 yaşında çocuklar, 11 yaş grubu. Belediye takımı var. Antrenörü ayrı, işte peşinde malzemecisi koşturuyor falan. Biz böyle çorap nerede, forma nerede, annesi giydirmeye çalışıyor falan çocuğu. Sahaya çıkıyoruz. Bir tanesi garibim işte top ayakkabı eski. Topa bir vurdu. Top bir tarafa gitti, ayakkabı bir tarafa gitti. Ben hani böyle kenarda oturdum ağlayacağım yani. O kadar kötü oldum. İşte bu SSL sayesinde biz onlara biraz da mesela ilk çok az bir para kazandık. Onlarla tekmelik falan aldık çocuklara yani. Öyle düşün. Onlara çok büyük faydası var ve ben mesela top toplayıcılarımı da hep bizim kulüpten seçiyorum. Her seferinde farklı bir çocuğun o imkanlardan hani 5 yıldız otel görmemiş hayatında. Yani çok böyle yani dezavantajlı bölgelerinden Antalya'nın bu çocuklar. İşte orada havuza giriyorlar, saunaya şaşırıyorlar falan böyle. Çok mutlu oluyorlar. Ben de bunun peşindeyim. Yani bir çocuk mutlu olduğu zaman gerçekten hani ben de mutlu oluyorum. Öyle başladı kulüp. Hani bu bile eleştirildi yeri geldiği zaman ama yani ben ne yaptığımı biliyorum. Doğru olanı yaptığımı düşünüyorum. İşte öyle bir başlangıç oldu. Futbola girdik bir şekilde. Güzel. Şu anda seviyorum yani. Onlara o imkanları sağlamayı da seviyorum. Böyle bir durum. Biz inşallah bu sene yapacağın organizasyon gerçekleşir. Eğer teknik imkanları İnşallah. zorlarız, biz de YouTube kanalından kimden ne eksiğimiz var İtalya'dan, Muhammed, biz de buradan canlı yayınlarız. 2-3 Abi kamerayla süper falan olur yaparız bir şeyler, yani sıkıntı yok. ya. Rejide Cihan olduktan sonra, yani Cihan. geçmişte şeyleri var, Umut var İstanbul'da. Bunlar ikisi de otururlar şey başına, bir futbol maçı canlı yayını tadında bir şey biz de yaparız belki. O güne kadar bizde teknik imkanlarımızda eksiklik varsa tamamlarız, öyle diyeyim sana. Ben Cihan'ı Antalya'da istiyorum abi. Yani Tamam. çünkü Rejiyi oraya kurarız. rejiyi buraya. Rejiyi oraya Şey, kurarız. inşallah o döneme kadar şey canlı yayın araçları falan uydular muydular bunları da temin ederiz. Güzel şeyler Vallahi olur. bizim canlı yayın aracında hiçbir yana sıkıntımız yok. Biz her yerden yayın yapabiliyoruz. Sıkıntı yok. Tabii, o Peki. mobilite güzel. Aynen, çok mobiliz ve teknolojiyi biz de kullanıyoruz. Yani kullanmak Çok iyisiniz zorundayız abi. daha doğrusu. Muhammed abi, burada sen söyle bakalım. Yani sonuçta geldiğimiz nokta bu. Son organizasyonla ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Ben çünkü sana hani bu süreçte, sigorta sektörle ilgili sürecinde unutamadığın güzel bir anım var mı? Onu biz de paylaşacağım çünkü. Tamam. Biz şimdi bu yeni yapacağımız yeni dönemde bu Avrupa Birliği müktesebatı diyorlar ya o popüler ismi biz de ona uymaya çalışıyoruz. Orada bir sektörü kaynaştıracağız. Kendimizi tanıtacağız. Yine ulvi hedeflerimiz var orada. Anı o kadar çok var ki abi anı. Yani ben çok eğleniyorum. Çok hüzünlü şeyler oluyor. Kulüpte
komik şeyler oluyor. İlk başladığımızda mesela ilk ulusala çıkacağız. Şimdi teklif vereceğim. Müşteri teklif bekliyor. Ekran çalışmıyor. Bizim teknik aksaklıkları bilirsiniz. Çok yaşarız biz. İşte Tramer gider, EGM gider falan. SFS'de bir sıkıntı var. SFS kullanıyorum ekran olarak. Şimdi oradan oluyor, buradan oluyor. Onunla konuşuyorum. Yani bunu sadece SFS ile kaynaklı bir şey değil. Daha yani mesela koç sistem vesaire de var. Altyapı sağlayanlar, şunlar bunlar. O kadar sinirliyim ki yani bilgisayarı aldım duvara çarpacağım. Yani o derece teklif veremiyorum. Adamlar oradan sıkıştırıyor müşteri falan. O esnada telefon çaldı. İşte telefona baktım. Merhaba dedi, ben SFS yazılımdan Şule dedi. Ya dedim, bu kadar mı denk gelir şimdi? biz dedi bu lige dedi sponsor olmak istiyoruz. Ya dedim, siz dedim var mısınız dedim, böyle bir şirket var mı? Merdiven altı bir şirketsiniz siz diyorum. Tamam mı? Bana diyor ki biz sponsor olacağız diyor. Ben de şey yapıyorum, fırçalıyorum orada. Önce diyorum yazılımlarınızı düzeltin siz, sonra sponsor olursunuz falan böyle. Ondan sonra ama yani tam o anda olması çok şey. Ya işte biz şöyleyiz böyleyiz, bizim Amerika şu bu çok uluslu bir şirketiz, şuyuz buyuz falan bahsediyor. Ondan sonra işte sonra sakinleştim biraz ben. Dedim siz şey yapın, elit maç var bizim dedim, oraya bayağı şey ilk defa yapacağız onu. Oraya sponsor olun falan. İlk elit maçımızı onlarla yaptık. Sonradan onlar da müdavim oldu. Geliyorlar, lige katılıyorlar. Bayağı 3-4 ligimize falan katıldılar onlar da. Hiç unutmuyorum onu da, çok şey olmuştu, komik. Güzelmiş. Şimdi programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz sevgili Muhammed. Eklemek istediğin başka bir konu var mı? Sonuçta buradan sektör yetkililerine bir mesajın olabilir belki. Onu alalım istiyorsan. Öyle de yavaş yavaş kapatalım programımızı. Abi biz burada şimdi sigortacılıktan biraz uzaklaşıyoruz. Öyle bir platform bizimkisi. İşte sen de biliyorsun böyle çok tartışılıyor. Bir kuruma yükleniyoruz, öbür şirketi karalıyoruz. Yani bir sürü şey oluyor. Ama buraya geldiğimiz zaman biz hani sonuçta yüz yüze bakıyoruz ve spor yapmak istiyoruz bir taraftan. Çimdeyiz. Yani elektrik orada bayağı azalıyor. Yani bu ortamda bazı şeylerin paylaşılması çok rahat oluyor. Konuşulması rahat oluyor. Birçok sorun çözülebiliyor burada. Belki daha geniş katılımla yani bütün sektörün bütün temsilcileri işte servisleriyle, sağlık tarafıyla, asis firmalarıyla, şirketleriyle, acenteleriyle, diğer işte bizim STK'larımızla falan burada yer alması daha geniş çapta çözülmesine, herkesin bu işe ortak olmasına neden oluyor. Çok rahat ortamda konuşuyoruz. Yani ben o toplantı salonlarında hep söylediğim bir şey var. Tamam güzel bir şey, orada da konuşuluyor, anlatılıyor, dinleniyor falan. Ama mesela bakın şu görüntüde biz Akif Bey ile iskeledeyiz yani. Öyle bir ortamda, orada da mesela acentelerin dijitalleşmesini konuşmuştuk biz şurada. İşte biz de bir dijital kanal istiyoruz demiştim ben o zaman. Hani şirketlerin var böyle bir altyapısı sonuçta, bize de açsın falan. Bunları ben anlatabiliyorum böyle bir ortamda. Yoksa şimdi İstanbul'a gittim, Akif Bey ile orada da görüşmüştük. Randevu alıyorsunuz. İşte gidiyorsunuz, bulamıyorsunuz, acil bir toplantıları çıkmış oluyor, işte gündemleri çok yoğun oluyor. Ama burada öyle bir şey yok. Yani burada herkes orada ve istediğin şeyi de orada sorabiliyorsun, istiyorsun gibi. Bu anlamda katılım olursa, çok geniş katılımlar gerçekten, yani burada yani bir maddi kazanç vesaire düşünmüyoruz ki, yani iddia edildiği gibi çok yüksek bir şey de yok burada, hani kazanımlar yok, fiyatlar ortada belli. Sadece benim bir hedefim vardı, amacım vardı. Bunları bir arada görmek, o ortamın içinde olduğum zaman mesela şu anda hiçbir şey hissedemiyorum. Bu çekimleri yapıyorum ben mesela. Hiçbir şey hissetmiyorum. Sonra dönüyorum bakıyorum işte bu genel açıdan vesaireden baktığım zaman ya diyorum nasıl bir iş başarmışız, ne yapmışız biz falan diyorum. Ondan sonra şey oluyorum, yani gerçekten büyük bir iş bu ya diyorum. Ondan sonra neler olduğunu tasavvur edemiyorum yani o esnada. Bu arada da işte çok güzel işler çıkıyor burada, ortaklıklar çıkıyor. Yani bunu devam etmesi için herkes bence destek vermeli. Hani bu şudur budur vesaire dememeli. Şu yapıyor, bu yapıyor, şunun malı falan gibi bir şey olmasın. Herkes gelsin, top oynayalım, paylaşalım. Minayan'ın
Penaltısını da özellikle yiyor. Şimdi görüyorum ben de aslında sen diğer taraftan hani böyle video çekimleri, drone ile çekimler falan son turnuvalarda kendini bayağı aşmıştın yani onu da ilave edeyim. O da şöyle oldu abi kısaca hani. Şimdi biz burada bir film yapım şirketiyle anlaşmıştık. İyi de bir rakam istemişlerdi. Tamam onu da verdik. Bir çalışma yaptılar bize. İnan o çalışma hiçbir şeye benzemedi. Yani benim olayı yansıtmak istememle onların arasında çok büyük fark var. Yani ben orada birlikteliği insanlar işte köpük partisinde olsun. Maç çekmeyeceğiz, maç yok. Yani insanlar köpük partisinde sahanın kenarında bir aradalar, gülüyorlar, lobide mutlu anları vesaire. Olmadı. Ondan sonra ben o konuda biraz yatırım yaptım. İşte cihazları falan geliştirdik. Artık kendim yapmaya başladım. Orada da öyle bir şeyim var. Bence oldukça keyifliydi, güzeldi. İnşallah bundan sonra daha da güzel olacak. Muhammed çok emek verdin. Biliyorum yaşadığın sıkıntıları da. Valla güzel yapılan işleri mutlaka bir baltalayanlar, çelme takanlar falan, çamur at izi kalanlar olur. Biz seni tanıyoruz. Yaptığın sektör açısından önemli bir iş. Bize bir farklı bir açılım sağladın. Bence pes etme. Biz de Sigorta Medya olarak her zaman daha önce de olduğu gibi senin yanındayız diyorum ben de. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Sohbet çok güzeldi. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kabul ettiniz. Yine kendimi ifade etme fırsatı buldum sizin kanalınızdan. Biz baştan beri Sigorta Medya yanımızdaydı. Haberleriyle olsun, işte sosyal medyada yayınlarıyla olsun. Gerçekten sizden çok istifade ettik. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz sana. Biz böyle güzel işler olduğu zaman biz onun yanındayız abi. Hiç biz bir karşılık beklemeyiz. Destekleriz her zaman. Yine destek, hep destek, tam destek abi. O kadar. Çok teşekkür ederim. Kendine dikkat et. Sevgiler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sektör Ekstra'da Sigorta Ekranı'nda farklı konu ve konukla tekrar beraberdik. Bundan sonra farklı konularla tekrar karşınızda olacağız. Bugün futbol konuştuk. Sigorta Sektör Ligi'nin kurucusu Muhammed Erdoğan yayın konuğumuzdu. Kendisiyle bu süreci konuştuk. Bundan sonraki organizasyonun hakkında bilgi edindik. Şimdilik farklı bir konuda tekrar buluşmak üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın diyorum. Zaten aracımı az kullanıyorum. Böyle bir dönemde kaskomu yenilemesem mi acaba? Diyenler, sizi anlıyoruz. Ve Sompo Sigorta olarak size yepyeni bir çözüm sunuyoruz. Aylık kasko. Yıllık yaptırmak yerine aylık kaskonuzu 30 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Hem çalınma, çarpışma, yanma teminatları ve asistans hizmetlerinin hepsinden yararlanın. Hem de hasarsızlık indiriminizi kaybetmeyin. Dilediğiniz zaman da standart kaskonuza geçin. Detaylar Sompo Sigorta acentelerinde. Sompo Sigorta. Biz sizi anlıyoruz.